Vallahi biz çok memnun oluruz çünkü kışın soğuğundan, yazın sıcağından vatandaş olarak etkileniyoruz olumsuz anlamda. Bu bizim için çok büyük bir hizmet olur. Vatandaş olarak çok mutlu oluruz yani, seviniriz. Şahinbey Belediyesi'nin Oğuz Deli'ni hem geliştirme hem kalkınma için destek olduğu için ona çok teşekkür ederiz Mehmet Tahmazoğlu'na. Ben de iyi düşünüyorum. Şahinbey Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Kış günü geliyorduk mesela, çadırlar, siyah çadırlar var. Onlar başımıza yıkılacak diye, şu yelde, hani rüzgarda başımıza yıkılacak diye çok korkuyorduk. Ama şimdi bu bir sefer kapalı pazar olacak. Çok teşekkür ederek, gerçekten de çok güzel oluyor bizim için inşallah. Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Bey, bir sohbetimiz esnasında Oğuzeli'nin nelere ihtiyacı vardı diye konuştuğumuzda bunu söyledi. İkinci defa tekrar ettirmedi. Tamam dedi, onu biz yapalım Şahinbey Belediyesi olarak dedi. Sağ olsun projesini biz yaptık. Burada resimde gördüğümüz şekilde değerli hemşehrilerim, altta pazar yeri, üstünde de Türk bayrağımız dalgalanacak inşallah. O sabit şekilde duracak. Uçaktan inerken ve binerken, inşallah yolculuk yaparken uçaktan görünecek olan bir Türk bayrağı olacak. En yüksek Delgi Tepemizde 30 metrelik bir bayrağımız dalgalanacak. Burada da pazar yerimizin üzerinde sabit olarak bir Türk bayrağımız olacak. Ben bu yapılan hizmetten dolayı başta Şahinbey Belediye Başkanımız olmak üzere meclis üyelerimize, yönetimine teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Tabii oradaki pankartta diyor ki, başkanım pankartı okudunuz değil mi? Yapmış oldu ve yapacağı diyor. İnşallah bu hizmetler son olmayacak. Şahinbey Belediye'miz hizmet yapmaya devam edecek. Kendisi, kendi ilçesinde de örnek projelerine, Türkiye'de ses getiren projeler yapmakta. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah Oğuz Yerine hizmetlerinde devamını diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Çok kıymetli çocuklarımız da var burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Evet, güzel bir hizmet için buradayız. Az sonra temelini atacağımız Oğuz Yeri ilçesi pazar yerimiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Esas olan halka hizmet. Biz seçildiğimiz günden itibaren, ki son seçimde Cumhur İttifakı olarak girdik, hem Şahinbey'de hem Oğuz Eli'nde sağ olsunlar seçimde ittifak yaptık. Güzel bir ittifak oldu. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bütün her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Artık yol, asfalt, kilit taşı, bunların çok ötesine geçtik. Pazar yeri. Biz göreve başladığımızda bir tane pazar yerimiz vardı Şahinbey'de. Ablamın söylediğini çok iyi biliyorum. Sokak aralarında pazarlar kuruluyordu. Evlerin sokak arası. Ve pazarcılar çadır geriyordu. İplerini de evlerin kapıla demirlerine bağlıyordu. Pencere demirlerine. Akşama kadar gürültü, patırtı. Orada evde oturanlar çok ciddi rahatsızlık duyuyordu. Akşam oldu mu bütün pisliğini bırakıp gidiyorlardı. Bir hastamız oluyor, bir ambulans çağıramıyoruz diyorlardı. Yani her türlü sıkıntı pazarcı da yaşıyor. Pazara gelen vatandaş da yaşıyor. O bölgede oturan insan da yaşıyor. Şu an Şahinbey ilçemizde 12 tane pazar yerimiz var. Şu anda inşaatı devam eden 2 tane daha pazar yerimiz var. Bir tanesine yeniden başlayacağız. Yani sen pazarlar olduğu için bölgelerde birkaç mahallenin ortasına yapmaya devam ediyoruz. Pazar yeri deyip geçmeyin. Hakikaten çok güzel işlev görüyor. Nedir? Pazarcı rahat ediyor. Çadır kurma, kışın yağmurdan, yazın güneşten, akşama kadar gel dur hakikaten zor. İkincisi, vatandaşımız geldiği zaman böyle yanında otoparkıyla arabasını park edecek, çamura, güneşe kalmadan rahat bir alışverişini yapmak onun için de önemli. Yine köyden, mesela biz pazar yerlerini çok amaçlı olarak kullanıyoruz. Sadece haftada bir gün pazar değil, onun dışında otopark olarak kullanılıyor. Kurban bayramında kurban kesim yeri olarak kullanıyoruz.
yine üstü kapalı geniş mekan olduğu için bir toplantı, başka bir şey yapmak istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Yani artık kullanımı size kalmış. Bir de Oğuzhan'ın ürünü çok. Yani bilmiyorum başkanım, haftada bir pazarın dışında bir de köylülere bir gün açmak lazım diye düşünüyorum. Onlar da getirsinler ürünlerini burada doğrudan halka satsınlar. Yani böyle bir imkan da olabilir. Bunları inşallah başkanımız en güzel şekilde değerlendirecektir. İnşallah temelini atacağımız pazar yerinin Oğuz elimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Açılışında buluşmak üzere. Hepinize saygılar sunuyoruz. Vatandaşımızla birlikte olmak için, esnafımızla birlikte olmak için pazar yerlerimize çıktığımız zaman sorunların farkındayız. Çünkü hani esnafımız sıkış sıkış, tezgahlar birbiriyle karışık. Yani giyimciler bir tarafta değil, yiyecek satanlar hepsi karışmış vaziyette. Ablamın söylediği gibi bazı rahatsızlıklar var. Bunlar da bizler de bunun farkındayız. İnşallah bu sorunların çözümünü Şahin Bey belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendilerinin katkılarıyla çözeceğiz inşallah. Çünkü başkanımız ilçemize geldiği zaman kaymakam hanım ne ihtiyacınız var? İlçemiz için neler yapabiliriz? Diye bize her zaman soruyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi Oğuzeli için faaliyetlerde bulunmak istiyor. Buna ben şahidim. Şahin Bey Belediyesi'nin dışında Oğuzeli'mize de sahip çıkıyor. Oğuzeli Belediye Başkanımıza, Şahin Bey Belediye Başkanımıza bugünkü etkinliğimiz için, bugünkü pazar yeri açılışımız için, bu güzel faaliyet için tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, Allah rızası için El-Fatiha. Bu arkada direkçiler var. Onu görünce aklıma geldi. Başkanım, direkçiler de bir pazar yeri istiyor. Onu da bir yer verirsen. İnşallah şu direkçileri de bir kurtaralım. Başkanım, tamam mı? Evet, direkçilerin işini çözmemiz lazım. Başkanım, buna bir yer ayarlarsan inşallah çözelim. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Butona basıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.